Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende açıortayın 3. dersini işleyeceğiz. Dış açıortay teoremiyle başlıyoruz. Arkadaşlar, bir üçgendeki herhangi bir açının dış açısını iki eş parçaya ayıran açına dış açıortay diyoruz. Yani buradaki ABC üçgenindeki A açısının dış açısı şurası arkadaşlar. Bu açıyı iki eş parçaya ayıran AD'ye dış açıortay diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dış açıortayla ilgili olarak bilmemiz gereken çok önemli bir özellik var. Bakın, AD'ye dış açıortay demiştik arkadaşlar. Şuradaki D'yi aldığımızda D'nin şu ABC üçgeninin birinci kenarı olan AC'ye olan uzunluğu arkadaşlar, yani uzaklığının, yani bunu M ile ifade edeceğiz biz. M'nin ikinci kenar olan AB'ye uzaklığının arkadaşlar, yani M artı N'ye oranı, birinci kenar olan B'nin uzunluğunun ikinci kenar olan C'nin uzunluğuna oranı eşittir arkadaşlar. Yani M bölü M artı N eşittir B bölü C olacak arkadaşlar. Tamam. Biz buna dış açıortay teoremi diyoruz. Şimdi hemen geçelim örneklerine. Bakalım ne verilmiş bize? ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. AB kenarı 6. AC kenarı 4 olarak verilmiş. CD 14 olarak verilmiş. X bizden isteniyor. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. ABC üçgeninde AD dış açıortay değil mi? Şimdi dış açıortayın ucu olan şu noktayı aldık. D'yi. D'nin birinci kenarı olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 14. 14 bölü D'nin ikinci kenarı olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 14 artı X. 14 artı X oranı eşittir diyeceğiz. Birinci kenar uzunluğu ne kadar? 4. Değil mi? Şurası bakın. Bölü ikinci kenar uzunluğu ne kadar arkadaşlar? 6. 4 bölü 6 olacaktır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Ama önce sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 3. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 çarpı 14 ne yapacak? 42 yapıyor arkadaşlar. Eşittir. 2 çarpı 14 28. Artı 2 çarpı x 2x. Şimdi ne yapacağız? 28 diğer tarafa atalım. 42'den 28'i çıkarırsak ne yapacak arkadaşlar? Çünkü işareti artıydı. Diğer tarafa geçince eksi olacak. 42 eksi 28 14 yapacak değil mi? 14 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar x değerini buradan 7 olarak bulacağız. Demek ki şuradaki BC'nin uzunluğu arkadaşlar 7 olacakmış. Geçtik bir sonraki örneğimize. ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar yine bize. AD dış açıortay. AC uzunluğu verilmiş arkadaşlar sadece 6 olarak. Bir de bakın oran var. O zaman ilk önce oranı yerleştirmem gerekir. Bunun için ne yapacağız? 2BC eşittir CD ise K vereceğiz arkadaşlar. Buraya K verirsek 2 çarpı K olacak değil mi burası? Yani 2K olacak. O zaman CD'nin 2K olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar 2 çarpı K 2K. Burası da zaten 2K. Yerleştirelim hemen. BC'yi arkadaşlar K dedim. CD'ye de ne diyorum o zaman? 2K diyorum. Hemen dış açıortayın uç noktasını buldum arkadaşlar. D. Ne yapacağım hemen? D'nin birinci kenarı olan uzaklığı nedir? 2K'nın. D'nin ikinci kenarı olan uzaklığı 2K burada. K da burada 3K'ya oranı. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. 6'nın AB'ye oranı. Yani AB'ye oranı diyeceğiz arkadaşlar. Burası ne olacak? Ne olsun? X olsun. Eşittir x diyelim. Hemen şurada sadeleştirmeler yapıyorum bakın. İçler dışlar çarpımı. 2 çarpı x 2x eşittir. 3 çarpı 6 18 olacak arkadaşlar. Hemen 2'ye böldük. 2'ye böldük. X değerini buradan ne olarak bulacağız? 9 olarak bulacağız. Yani AB uzunluğu da arkadaşlar ne olacakmış? 9 olacakmış. Evet, devam ediyoruz. AD AE açıortay. Bakıyoruz arkadaşlar. AD ABC üçgeninin iç açıortayı. A, E de ABC üçgeninin dış açıortayı. Tamam. BD 12, DC 4 cm olarak verilmiş. Bizden X isteniyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada ne yapacağız? İki tane açıortay var arkadaşlar. Bir tane iç açıortayım var, bir de dış açıortayım var. Şuradaki kenar uzunlukları da var. Burası 4, burası 12, burası 4 olarak verilmiş. İlk yapmam gereken şey şu. İlk önce arkadaşlar şunu görmeyeceğim. ABC üçgeninde iç açıortaydan faydalanarak şuradaki AB kenar uzunluğu ve AC kenar uzunluğu arasındaki oranları yazacağım. Peki ne yapalım arkadaşlar? Bakın 12, 4, 3 katlık bir oran var aralarında. O zaman ben AB kenarına 3K yazayım. Buraya da K yazayım arkadaşlar AC'ye. Bakın iç açıortay teoremini hemen hatırlayalım. Ne diyeceğiz? 3K'nın 12 oranı
eşittir diyeceğiz. K'nın 4 oranı değil mi arkadaşlar? K'nın 4'e bakın içler dışlar çarpımı yaparsak bu oran sağlanacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan birinci iç açıortayı kullandık arkadaşlar yani. Şimdi geldik dış açıortayı kullanmaya. Dış açıortay içinde demiştik biz. Şimdi dış açıortayın ucunu bulduk nerede? E'de değil mi? Şimdi E'nin birinci kenar olan AC'ye uzunluğu. Çünkü arkadaşlar artık bakın ben ABC üçgeninin dış açıortayını kullanıyorum. X'in tamamı nedir arkadaşlar? Şuraya olan uzunluğu. X artı 12, 4 daha 16'ya oranı. K'nın 3K oranı eşit olacak arkadaşlar. K bölü 3K olacak. Şimdi K'ları sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 çarpı X'ten 3X eşittir. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1, 1 çarpı X'ten X artı 1 çarpı 16'dan 16. At bu X'i diğer tarafa. 3X eksi X ne yapacak arkadaşlar? 2X eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. X değerini buradan ne olarak bulacağız? 8 olarak bulacağız arkadaşlar. Yani CD ne olacakmış? 8 santimetre olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani böyle bir soruyla karşılaşırsanız ilk olarak iç açıortay teoreminden AB ve AC kenarlarının uzunlukları oranını yazacaksınız. Daha sonra dış açıortay teoremini uygulayarak buradaki verilmeyen kenarı bulacağız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. ABC bir üçgen, AE dış açıortay, AD iç açıortay. AD uzunluğu arkadaşlar bize 8 cm olarak verilmiş. DC 6 cm. AE 15 cm ise diyor. CE bizden isteniyor. Peki ne yapacağız şimdi? Çok dikkat edeceğiz arkadaşlar burada bakın. A, B, C üçgenine bakıyorum. Bir tane iç açıortayım bir de dış açıortayım var değil mi? Peki şimdi ne yapabilirim diye bir düşüneyim. Bakın arkadaşlar şurada ben bir harflendirme yapsam. Şuraya A desem. Şuraya A desem. Çünkü açıortay olduğu için ölçüleri birbirine eşit olacak. Buraya B diyeyim. Buraya da B diyeyim. Şimdi bakın şurada bir doğru açı var değil mi arkadaşlar? Şurada. Burada bir doğru açı olduğuna göre doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. 2A artı 2B ne yapacak arkadaşlar? 180 derece. Hemen yazalım onu. 2A artı 2B eşittir 180 derece. Şimdi iki parantezini alırsam şurayı 2A artı B olacak değil mi arkadaşlar? Eşittir 180 derece olacaktır burası. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. A artı B kaç derece çıkacak arkadaşlar? 90 derece çıkacak. Bakın çok önemli bir noktaya yakaladık. Şimdi A artı B 90 derece ise şu üçgene dikkat et. Şurası arkadaşlar kaç derece oluyor? Bakın şurası 90 derece oluyor değil mi? Buradan benim anladığım şey şu oldu bakın. D, A, E üçgeni arkadaşlar bir dik üçgendir. O zaman dik üçgeni görüyorsam neyi bulacağım hemen? Pisagor'u kullanacağım arkadaşlar değil mi? Pisagor'u kullanacağım aklıma gelecek. Çünkü bakın A, D, A, C, D, A, E dik üçgen demiştik. Buradaki dik kenarlardan ikisi de var. O zaman Pisagor bağıntısından şurayı da çok rahat buluruz arkadaşlar. Şimdi 8, 15 o zaman şuraya ben K dersem ya Pisagor bağıntısını yapacağım arkadaşlar. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir K kare diyeceğim. Buradan K'yı bulacağım. Ya da bunun özel bir üçgen olduğunu bilmem lazım zaten. 8, 15, 17 idi değil mi arkadaşlar özel üçgenimiz? Şöyle çizelim oraya. Şuraya. Şurası 8, 15, 17 bizim için bir özel üçgendi. O zaman DE uzunluğunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? 17 olması gerekiyor. O zaman DE 17, DC 6 ise 17'den 6'yı çıkarırsak arkadaşlar CE'ye de ne kalacak? 11 santimetre kalacak artık. Evet devam ediyoruz. ABC bir üçgen, AD ve AC birer açıortay. Yani iç açıortay ve dış açıortay yine aynı anda var arkadaşlar. AH 6 santimetre, DH 4 santimetre ise HC bizden istenmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine bakın çok önemli bir soru. Şuraya A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. Şimdi şurayı kullanacağız arkadaşlar. Bir önceki sorudan dolayı 2A artı 2B ne yapacak? 180. O zaman diyeceğiz A artı B 90. Yani şurası neymiş arkadaşlar? Dik açıymış yine. Onu gösterdik. Şurası dik açı. Şimdi bakalım başka neyi kullanabiliriz? A, D, C dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgenden bir tane daha ne çıkmış? Dik çıkmış. Yani şuradaki 90 dereceden bir tane daha dik çıkmış. Aklıma gelen ilk şey arkadaşlar tabii ki de Öklit bağıntısı olması gerekiyor. Yani 90 dereceden şöyle bir A, B, C üçgeni çizelim. 90 dereceden bir tane daha dik yani 90 derece çıkıyorsa arkadaşlar şuraya da H diyelim. Şu AH'ın uzunluğunu H'la gösterelim. Şuradaki BH'a P dersek HC'ye de K dersek arkadaşlar burada Öklit bağıntısı ne diyordu bize? H kare eşittir
P çarpı K diyordu değil mi? Yani şu uzunluğun karesi parçaların uzunlukları çarpımına eşitti. Hemen kullanayım arkadaşlar burada. O zaman 6'nın karesi neye eşit olacak? 4 çarpı x'e eşit olması gerekiyor. 6'nın karesi 36 eşittir 4 çarpı x. Her iki tarafı 4'e bölelim. 4'e bölelim. X değerini arkadaşlar buradan ne olarak bulacağız? 9 olarak bulacağız değil mi? 36'yı 4'e böldük. 9. O zaman HC uzunluğu için ne diyoruz? 9 santimetre diyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam edelim. ABC bir üçgen. AD dik. AE, şurası E olacak arkadaşlar. Şurası E. AD dik AE. AD iç açıortay. BD uzunluğu arkadaşlar 4 santimetre. DC uzunluğu 2 santimetre olarak verilmiş. Buna göre bizden X isteniyor. Peki şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar şuradaki dikliği bir şekilde kullanmam gerekiyor. Ama nasıl kullanacağım? Bir düşünelim. Şimdi ne yapabilirim? Şuraya yine bakın A desem. Şuraya da A desem. Şimdi çok dikkat edin. Şurası D, A, E 90 derece değil mi arkadaşlar? Bakın şurası. Yani şurası 90 derece. Peki arkadaşlar 90 A'sı buradaysa şuraya ne kalacak? Yani C, A, E'ye 90 eksi A kalması gerekiyor. Peki bu tamam. Şimdi başka ne yapabilirim? Şöyle bunu uzatsam. Bakın A, A 90 eksi A. Şunların ikisi 90 değil mi? Geriye kaldı 90. O zaman arkadaşlar A buradaysa doğru açıyı gerçekleştirebilmem için şuraya da 90 eksi A kalacak. Buradan gördüğüm şey şu oldu bakın arkadaşlar. A, B, C üçgeninde dikkat edeceğim şuraya. Şu AE'nin dış açıortay olduğunu gördük arkadaşlar buradan. Yani AE, ABC üçgeninin dış açıortayı. O zaman çok basit artık değil mi? İlk ne yapacağız? Bir iç açıortay, bir dış açıortay aynı anda var. İlk iç açıortayı kullanarak kenar uzunlukları oranını hesaplayacağım. Sonra dış açıortaydan CE'yi hesaplayacağız artık arkadaşlar. Hemen bakalım buraya. Ne diyeceğiz bakalım? 4, 2. Nasıl bir oran var arkadaşlar? 2 katlık bir oran var. O zaman buradaki AB'ye ben 2K diyeyim. A, C'ye de arkadaşlar K diyeyim. Tamam. Şimdi bunu nereden yazdık? İç açıortaydan yazdık. Şimdi dış açıortaya dönüyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? E'nin birinci kenar olan C'ye olan uzaklığı X bölü ikinci kenar olan B'ye uzaklığı X artı 6 değil mi? 4, 2 daha 6. Ya oranı ne eşit olacak arkadaşlar? K'nın 2K'ya oranı eşit olacak. K bölü 2K diyeceğiz. Şunları sadeleştirdik burada. 1 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x eşittir x artı 6. X değerini buradan ne olarak bulacağız arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsak 2x'ten x çıktı. X eşittir 6 olarak bulacağız. Demek ki şurası 6 santimetreymiş arkadaşlar. Bakın şuradaki açının 90 derece olması ile ilgili çok fazla soru gelecek arkadaşlar. Bunları bu şekilde yapacaksınız. Yani buranın ilk önce bir dış açıortay olduğunu göstermeniz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. ABD üçgen, tamam. B, AB dik AC arkadaşlar. Şurası 90 derece olarak verilmiş. Daha sonra 45 derecelik bir açı veriliyor bakın. O da nerede arkadaşlar? CAD 45 derece olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? A isteniyor. ACD üçgensel bölgesinin alanı istenmiş arkadaşlar. Yani şuranın alanı isteniyor. Peki ilk olarak ne yapalım? Şimdi arkadaşlar bakın 3 4 5 bunu bir kullanalım. Değil mi? Özel üçgen, dik üçgenle kullandık Pisagor bağıntısını. Daha sonra ne yapabilirim? Bakın şurası çok tanıdık geliyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir uzatırsam 90 45 ne yapacak? 135. Dışarıya ne kalacak arkadaşlar? Yani şuraya 180'den çıkarırsak 45 kalacak. Yani buradan neyi gösterdik yine? AD'nin dış açıortay olduğunu gösterdik arkadaşlar. Yani şu açı ölçüleri birbirine eşit çıktı. Peki şimdi ne yapabiliriz? Şuraya arkadaşlar hemen x diyelim. Dış açıortay teoreminden x'i bulabilirim artık değil mi? X'in x artı 5 oranı ne olacaktır? 3'ün 4 oranı eşit olacak. 3 bölü 4 eşittir arkadaşlar. Hemen içler dışlar çarpımı. 4 çarpı x 4x eşittir. 3 çarpı x 3x artı 3 çarpı 5 15 olacak arkadaşlar. 3x'i diğer tarafa attık. 4x'ten 3x çıkardık. X eşittir 15 olarak bulacağız artık. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? 15 santimetre olacakmış. Çok güzel. Şimdi bizden ne isteniyor? Buranın alanı isteniyor. Peki alana geçeceğiz arkadaşlar. Alan için ne yapabilirim? Dikkat edelim bakın. Şimdi 4 çarpı 3 bölü 2. Şurada bir dik üçgen var değil mi arkadaşlar? Şu üçgenin alanını bulabilirim ben. 4 çarpı 3
12, yarısı ne yapacak? 6. Şuradaki üçgenin alanı 6 santimetre kare arkadaşlar. Bu tamam. Peki şimdi bunu kullanarak burayı nasıl bulacağız? Dikkat edelim arkadaşlar, bakın. A, B, D üçgenine bakarsak, şöyle göstereyim ben şurayı. Şu üçgene baktık arkadaşlar. Şimdi şu üçgende BC kenarına, yani BD'ye ait yükseklikler aynı değil mi? Yani ABC üçgeninde şurayı taban olarak alırsak buranın yüksekliği H. Aynı şekilde arkadaşlar ACD üçgeninde taban olarak buraya aldığımızda H yine neresi olacak? Şurası olacak. O zaman yükseklikler aynıysa alanlar arkadaşlar taban uzunluklar oranında olacaktır. Yani burası 5, burası 15 ise bunun alanı 6 ise bunun alanı arkadaşlar 6'nın 3 katı olacak. Çünkü 5'e 15'te 3 katlık bir oran var. O zaman şurası için ne diyeceğiz? 3 katı olacaksa 6 çarpı 3'ten 18 santimetre kare olacaktır arkadaşlar. Tamam. Yani burayı unutmuyorsunuz. Yüksekliklerimiz aynıysa alanlarımızın oranı tabanların uzunlukları oranındadır arkadaşlar. 5, 15 oldu. 3 kat. O zaman alanda 6, 3 katı olan 18 olacak arkadaşlar. Evet, geldik dış açıortayın uzunluğuna. Şimdi arkadaşlar bu sefer dış açıortayın uzunluğunu, yani AD'yi hesaplayacağız. Tamam. Şimdi onu hesaplayabilmek için de şöyle bir formülümüz var bakın. Dış açıortayın uzunluğunun karesi, yani x'in karesi arkadaşlar d çarpı dc uzunluğu, yani m çarpı m artı n eksi b çarpı c şeklinde hesaplanacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar dış açıortayın uzunluğunu hesaplayabiliriz. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi dış açıortayın uzunluğunu hesaplayacağız. Yalnız bize şurası lazım ilk önce değil mi? O zaman ilk önce orayı hesaplayabilmek için dış açıortay teoremini kullanalım. K diyelim arkadaşlar buraya. Ne diyeceğiz? Şuradan K'nın şöyle değil mi? K artı 4 oranı eşittir diyeceğim 2'nin 3 oranı. İçler dışlar çarpımı şuradan arkadaşlar. 3K eşittir 2 çarpı K'dan 2K artı 4 çarpı 2'den 8. K değeri buradan ne çıkacak arkadaşlar? 8. O zaman şurasını bulduk. Burası neymiş? 8. Şimdi arkadaşlar dış açıortay uzunluğunu veren formülü kullanıyorum. Ne olacak bakın? X kare eşittir. Şurası 8 çarpı tamam arkadaşlar 8 4 daha ne yapacak? 12 eksi şu x'in çarpımı. Yani 3 çarpı 2'den burası da 6 yapacaktır arkadaşlar. Buradan x kare değeri ne yapar? 8 ile 12'yi çarparsam 96 yapacak. Eksi 6. Bu da arkadaşlar ne olacak? 90 olacak değil mi? X kare 90 ise x'i bulabilmek için her iki tarafın karekökünü alalım. O zaman arkadaşlar 90'ı hemen asal çarpanlarını ayırayım şurada. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ne yapacak bu da? Şu 2 tane olan bir tane dışarıya çıkıyordu. X değeri arkadaşlar artık 3 kök değil mi? Şunların x'i dışarıya çıktı bir tane olarak. İçeride ne kaldı? 5 çarpı 2'den 10. Demek ki x arkadaşlar 3 kök 10 olacakmış. Evet arkadaşlar, dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.